Bingür ismiyle nasıl baş ediyorsunuz Sormayın. Hocam? Çünkü bunun doğru yazılması ayrı bir dert, söylenmesi çok büyük bir dert. Sormayın. Benim çok sevgili kardiyologum Deniz Şener bir liste getirdi bir gün. 16 ayrı şişte söyleniyor. Ona... Ve dünyada tek isim, unik isim. Hem çok memnunum. Başka da duymadınız değil mi? Hiç yok. Hem çok memnunum hem çok şikayetçiyim. Hikayesi şöyle. Babam Hasan Ali Yücel'in öğretmenlerinden. 1935 Erzurum Muallim Mektebi mezunu. O zaman enstitülü, köy enstitülü. Enstitülerde öğretmenlik yapan, yani öğretmenden öğretmen. Cilavuz Köy Enstitüsü'nde öğretmenlik yaptı. Ve Türk Dil Kurumu'nun o ilk kurulduğu yıllarda birleşik kelime üretildiği günler. Evet. Yerel kelimeleri toplayıp Türk Dil Kurumu'na gönderen bir öğretmen. Hmm. O ara ben 5. çocuk olarak doğacağım. Ve 4 erkekten sonra kız çocuğu ısmarlanmışız. Herhalde öyle evet. Isterler. Ve adı Birgül olacak. Çok o yörede Sarıkamış yöresi çok yaygın bir isim. Doğuda çok yaygın bir isim. Bir tane gül olacakmışım. Hayata gözlerimi açtığımda duyduğum ilk cümle şu. Refiye Bey Allah rahmet etsin. Saadet Allah seni kahretsin. Bu da erkek. Ben Nemullah öğretmeni şimdi ne söyleyeceğim? Hatalarımı yazmaya başladım. İlk sayfaya bunu koyacağım. Bir hafta isimsiz kalmışım. Çünkü başka isim düşünmemişler. Düşünmemişler. Birgül evet. Gelecek. Babam da bir önce nüfus kaydı yaptıracak ki ikramiye alsın o zaman. Bir tabii, ikramiye. Çocuğa, bir maaş tabii. İkramiye. Birgül gelmedi. Bingür geldi demiş. Çok iddialı bir isim. Evet. 1000 tane gür. Çok gelişkin, çok güçlü, evet. Çok kuvvetli, çok evet. Yönlü. Bu ismi hak edebilmek çok sesli. İçin çok sesli. Evet. Bu ismi hak edebilmek için çok çalıştım. Biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Bingür Hocam, tutkularınız var mı? En çok mesela neye özlem, burada sene geçelim de rahat edelim. En çok neye özlem duyuyorsun? En çok neye özlem duyuyorum? Tutkudan başlamak kaydıyla. Çocukluğumda Sarıkamış'ta bir divanda yatıyordum ben. Kocaman bir penceresi vardı ve sokağın lambası vardı. Lapa lapa kar yağardı. Of. Böyle mantı büyüklüğünde ve o kar yağışını seyrederek uyurdum. Yıllar sonra o eve gittiğimde o pencerenin küçük bir pencere olduğunu gördüm. Sokak lambasına kaldırmışlardı. Bütün hayallerim yıkıldı. Kar yağdığı zaman İstanbul'da arabama binerim. Maslak yolunda defalarca giderim, gelirim, giderim, çıkarım, karda yürürüm. En çok özlediğim şey o kar. Benim yaşadığım yerde kar yağmalı. Kar sessizliği Sarıkamış, diye bir şey biliyorsunuz. Sarıkamış'ta doğup büyüdüm. Kar sessizliği. Liseye kadar Sarıkamış'ta kaldım. Lise için evet. İstanbul'a geldik. Yani benim doğduğum yer soğuk olmalı ve kar yağmalı. Güzel. Özgürlüğü nasıl tanımlıyorsunuz? Örneğin tutku duyduğun şeyleri yapabilecek kadar özgür müsün? Şöyle, şimdi izin verdiği boyutta özgürüm tabii. Gerçekten. Özgürlükte sınırlama yok aslında. Meslekte sınırsız bir özgürlüğüm oldu. Asistanken bile hocalarımla tartışıp istediğimi yapabilmek için çok mücadele verdim. Ama meslekte belli bir noktaya geldikten sonra zaten karar vericisiz oluyorsunuz. Yardımcılarımın önerilerini her zaman dinlerim. Ama şimdi her açık benim mısınız? Yaparlar. Gençlerin itirazlarını açık mısınızdır o zaman? Bunu anlıyorum yani. Ben gençlere çok güveniyorum. Özellikle benim mesleğimde gençler çok iyi yetiştiler. Hı. Benim asistanlık dönemimde imkanlar çok sınırlıydı. Teknoloji çok sınırlıydı. Dijital teknoloji doğru. O kadar değildi. Hı. Ama şimdi dijital teknolojiye yetişmek mümkün değil. Hele yapay zekalar çıkmaya başladı ki. Gençlere ön veriyorum. Onlara çok değer veriyorum ve onlara çok güveniyorum. Şöyle ama 47 yıllık mesleki birikimim var tabii. Şunu uyarıyorum gençlere. Yanımda çalışan gençlere. Diyorum ki aklınızdan bir şey geçiyorsa bana söyleyin. Hı. Ben mutlaka onu denemişimdir. Eğer yapmıyorsam anlayın ki iyi bir şey değildir derim. Bazen bunu dinlemeyip aklına geçen yapanlar çok pişman oluyorlar sonra. Hiç özgün bir şey duymadınız mı gençlerden? Çok sevdiğim yavrularım var. Hepsi doçent, profesör oldular. Hep anarlar. Başlarına bir sıkıntı geldiği zaman hocam olsaydı böyle yapardı dedikleri zaman çok hoşuma gidiyor. Peki. Küçükken çoban olmak istediğiniz doğru mu? Şöyle. Gerçekten ben... Babam Erzurum bir köyünden gelme. Evet. Bardız, şimdiki ismi Gaziler Köyü. Her tatilde köye giderdik. O kadar güzeldi tabii ki o köy hayatı. Tabii. Çobanlar var, koyunlar var. Bir çocuğun hayali ne olabilir? Süt içmek, evet. Ekmekle süt içmek. Sanki bu bana yeter gibi geliyordu ve çoban olmak istiyordum gerçekten. Ekmekle süt de yani. Yani ve sıcak süt, buharlı böyle. Hele hele. Köyde bize en çok ikram edilen şey o. Dünya bu kadar yani. Ekmek ve süt başka bir şey yok. Ben büyüyünce çoban olayım diye düşünüyordum gerçekten ama zorla doktor yaptılar. Keşke o kadar olsaydı dünya. 50 yaşımda aklıma geldi dedim ki ya ben çoban olmak istiyordum. Ne yapayım? Çoban kavalı çalmam lazım benim. Ve Sinan Çelik dünya ünlü bir kalav virtüözü akrabalığımız da var komşu köydeniz. Ve stüdyosu tabii hastaneme çok yakın. Ona haber gönderdim. Çok bayıldı. Çok ileri yaşlardı tabii bu 50 yaşındayım. 50 yaşında bir çoban olmayı hatırladım. Ben niye çoban olayım? Hemen bir çoban kepeneği aldım ve odama astım.
Onu seviyorum böyle. Keçeden. Keçeli. Hı. Sonradan güve yedi. Dışarı atmak zorunda kaldı. Şu has yün. Biraz Sinan, kokardı. Ya, kokusunu bile bana hoş geliyordu. Sinan'dan rica ettim. Akşamları geç vakit geliyordu bana. Kısa zamanda çoban kaval çalmayı öğrendim. Şöyle. Babam dediğim gibi Hasan Yücel öğretmenlerindendi. Her öğretmenin bir enstrüman çaldığı öğretmendi. Tabii. Ve keman çalardı. Çok güzel keman çalardı. Ve notayla çalardı. Bir müziği dinlerdi. Notaya dökerdi. Öyle çalardı. Ve bu çok özel bir şeymiş. Yani dinlediğin şeyi notaya dökmek. Lise ikinci sınıfta baba bana keman öğretir misin dedim. Bir yıl uğraştı benimle. Bir yıl sonra dedi ki oğlum boş ver dedi. Elin müsait değil boş falan dedi. Parmağı falan. Dedim ama nota öğrendim. Nota evet, öğrendim. Çok önemli bir şey. 50 yaşımda o nota önüme geldi. Çoban Kaval'ın notayla çalmaya başladım. Derken ünlü Neyzen Ergen bir gün bir neye getirdi. Dedi ki hocam bu sana daha çok yakışır dedi. Gerçekten şimdi neyi üflüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir Kutsi Bey'in kardeşi. Evet. Yani bir müsamere çocuğu kadar ne üflüyorum belki ama benim çok hoşuma gidiyor. Olsun. Her akşam 10 dakika 15 dakika. Kendinizi rehabilite etmeniz muazzam bir şey. Bir parçayı çalarken karşımdaki sözle katılabiliyorsa demek ki güzel çalıyorum. Ama biz bazı hastalarınıza da neyi çaldığınızı biliyoruz. O şöyle aslında müzik terapi tabii. Farabi'den beri, tabii. 9. yüzyıldan beri olan kadim bir şey. Kadim bir tedavi şekli. Evet. Yalnız bir fark var. Bakın bir batı yoğun bakımında, bizim yoğun bakımlarımızda müzik her zaman vardır. Hemşireler kendileri için çalabilirler. Herkes aynı müziği dinleyebilir. Doğrusu bu değil. Bireysel olması lazım. 5 tane hasta var. Biri depresyonda, biri ajitasyonda, birinin ağrısı var, biri mutsuz. Doktor Eolcan, benim çok kıymetli yoğun bakım uzmanım. Aslında yoğun bakım uzmanı kendisi. Çok iyi bir müzikolog. Her türlü enstrüman çalar. Hmm. En son neyle ihtisaslaştı? Hastanın yanına oturur. Yoğun bakımda. Sol mantı ayrılmış bir hasta. 3-5 dakika konuşur onunla. Entelektüel seviyesine, müzik ilgisine, şu andaki durumuna, depresyonda mı, ajitasyonda mı? Onu motive edecek bir makam bulur. Hmm. O makam onu enerjimi yükleyecek, sakinleştirecek. Mesela depresyonda bir insan için enerji yükleyecek bir şey. Birebir müzik yapılır. Biz bu farkı yarattık ve ciddi bir gelenek haline geldi. Birçok yoğun bakımda müzikle ilgili genç arkadaşlarımız hastalara birebir reçete gibi. Bunu bir ciddi bir çalışma yaptık. Ne kadar zarif bir yaklaşım ya. 15 hastaya aynı ilaçlar giderken tansiyonu yüksek. 15 dakika sonra tansiyonun düştüğünü gördük. Hatta CNN, Amerika CNN'den Gupta geldi. 15 dakika bizim röportaj yaptı ve Amerikan CNN'de bu ciddi şekilde yayınlandı. Birçok yabancı televizyonda yayınlandı. Yabancı basında da yer aldı gerçekten. Hasta son derece mutlu. Bazen öyle kilitleniyor ki hasta. Ne makam çalarsanız çalın olmuyor. Hmm. Hep böyle perişan bir hasta. Nerelisin? Ege'liyim. Bir Efe müziği. O hastanın şöyle doğrulup akşama kadar hiç şikayet etmeye ben bizzat yaşadım. Müthiş. Peki bu anlamda şeyi de ekleyelim mi? Zahit Mungan'a göre uçurtma özgürlüğü temsil ediyordu ya. Senin için özgürlük ne? Yani ne temsil eder? Yani özgürlük deyince aklına gelen şey ilk şey. Siyasette özgürlüğü sınırlamak gerektiğini inanıyorum. Birçok şeyi söylememek lazım. Onları içimden söylüyorum veya çok sevdiğim dostlarıma söylüyorum. İfade özgürlüğümü son nokta kullanıyorum. Yani bir dostumu eleştirmem lazımsa nezaket ölçüleri içerisinde. Tabii ki. Onu eleştiriyorum. Üslup, her şeyden önce. Çalıştığım hastanemde 22 senedir o hastanedeyim. Ve hastanenin en kıdemlisi, hastanenin patronu ve benim. Bütün kadrolar değişti. Şu anda hastanede ciddi bir eleştirme özgürlüğüm var. Genel direktör dahil, başhekim dahil gördüğüm her türlü yanlışı, her türlü hatayı söyleyebiliyorum. Bu gerçekten çok büyük bir özgürlük. Çünkü genç bir doktor bunu yaparsa belki ona reaksiyon gösterebilirler. Evet. Ama bir eksiklik, bir yanlış gördüğüm zaman çok büyük saygıyla karşılıyorlar. Onun için de onlara çok teşekkür ediyorum. Alışılmışın dışında bir hekim olduğunuz muhakkak. Evet. Peki, hayalini peşinden gitme konusunda herhalde herkese çalışkan olmayı tavsiye edersiniz, öyle tahmin ediyorum. Hayal derken çok büyük bir hayalim vardı. Tutkuları, öyle çok mi? Çok büyük bir hayalim vardı. Şöyle, ben Sarıkamış'ta doğduğum bir gün biliyorsunuz, Sarıkamış şehitlerini çok iyi bilirdim çocukluğumda. O Soğan Dağları'nda, Allahakbar Dağları'ndaki şehitlikleri bilirdim. Ya. Hatta büyük amcam bizi köyden Sarıkamış'a getirirken dururdu, burada Enver Paşa Kıranı'ndan askerler yatıyor, Fatih okuyun derdi. Dua okur geçerdik ve ürperirdim ben. Hatta köyümüzün yaylası büyük bir şehitlik vardı. Onun hikayelerini bilirdim ben. İstanbul'a geldim liseye. Hiç kimse Sarıkamış'ın yerini bilmiyor. Sarıkamış şehitlerini bilmiyor. 91 şehiti bilmiyor. Sarıkamış Kafkas cephesi. Hep hayalim bir gün bu insanlara ben Sarıkamış'ı Kafkas cephesini anlatabilmeliyim diyordum. 2003 yılında
Erzurum'dan bir davet geldi. Dediler ki ilk defa bir panel yapıyoruz Sarıkamış şehitleriyle ilgili. Evet. Bir konferans verir misiniz dediler. Ben de hazırlıklıyım zaten. Sarıkamış Kafkas cephesinde sağlık hizmetleri. Ama o ara Rusya'dan özel filmler elde etmişim. Hiç televizyonlarda olmayan, hiçbir yerde olmayan maddi gücümü, sosyal çevremi kullanarak. Gizli arşivlerden çıkararak, bazılarını biraz dost alışverişi olarak çok güzel bir sunum yaptım. Sarıkamış Kafkas cephesinde tifüs aşısının bulunması, donanlar, onların toplu mezarları çok beğenildi. Ve o motivasyonla o sene bir yürüyüş yaptık. Erzurum Kalkınma Vakfı, Sarıkamış Danışma Grubu olarak Akut'un da önderliğinde 9 kilometrelik bir dağ yürüyüşüne girip Sarıkamış'a girdik. 200 kişiydik. İz sürdünüz İlk yürüyüş 2003. Dediler ki işte İstanbul'dan gelen şımarık iş adamları işte bir heves dediler. Ertesi yıl Genelkurmay Başkanımız bizi çağırdı. Ne yapmak istiyorsunuz dedi. Efendim şehit anma törenleri yapacağız. Gençlere şehit anma törenini öğreteceğiz dedim. Çok tereddüt etti. Meğerse bizi bir daha yapmayın bunu diye çağırmak istemiş. Çünkü asker bundan çok rahatsız oluyormuş. Çünkü 90 bin şehit var. Bir yenilgi var. Çanakkale Zafer var bir tarafta. Peki benden ne istiyorsunuz dedi. Efendim adınızı bağışlayalım dedim. 90. yılda 90 bin şehit Genelkurmay Başkanı'nın himayelerini anlıyor diyebilir miyiz dedim. Cevap vermedi. 15 kusura bir albay aradı beni. Dedi ki komutanımız 60 bin şehit kabul ediyor Genelkurmay olarak. Doğru. Çok adımızdan bahsetmeden kullanabilirsin dedi. Yani önümüzü açtı. Biz o sene 90. yılda 90 bin şehit anlıyorduk ki 2 bin kişi olduk. Ertesi yıl 5 bin kişi olduk. 10. yılda 80 bin kişi olduk. O dağdan 80 bin kişi yürüdü. Sarıkamış'a girdi. Hayalim nereye kadar? 2014 yılına kadar. 2014 yılında bir yaz daha yürüyüşü yaptık. Yazın da Akut'la birlikte 30-35 kişilik sivil gruplar, 30-35 kişilik askeri desteğimizle bir top yolu var. Çimenli köyünden, Erzurum köyünden 65 kilometre yürüyoruz. Dedemin köyüne geliyoruz, Barduz köyüne. Oradan Sarıkamış'a geliyoruz. Sarıkamış'a geldik 4. günün sonunda. Bir önceki belediye başkanı meydanda bana 4 el ateş etti. Ve bütün hayalim oradan noktalandı evet, işte. Evet, bunu hatırlıyorum. Ciddi şekilde yaralandım. Evet, bunu hatırlıyorum. Özel bir uçakla İstanbul'a geldim. Hani diyorsun hayalleriniz nerede bitiyor? Evet. İşte hayalim. Ama öyle bir noktaya gelmiştim ki eksilmesi artsın. Bugün devlet artık o işi ele aldı. Muazzam Sarıkamış törenleri yapılıyor. Her seferinde iftiharla anıyorum. Eksilmesi artsın ama o hayalim o dört kuşla noktalanmış oldu. Bence noktalanmış olmamış hocam. Gene çünkü çalışmalar yapıyorum. Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve böyle şeylerde, toplantılarda bulunmanız için can atıyoruz. Sizin çok farklı ilgi alanlarınız var. Kayak var, tüplü dalma var değil mi? Dalış evet, var. Evet. Bir de şey çok hoşuma gitti, sahneye yakın bir şey. Amatör illüzyon gösterilerini seviyorsunuz. Şimdi kayak şöyle, bana soruyor kaç yaşta kaymaya başladın? Ben bir yaşında diyorum. Nasıl yani? Ağabeyim kayağa giderken ağlarmışım. Annem beni sırtına bağlarmış. Beraber düşermişiz, beraber kalkarmışız. Yani ben bir yaşından beri kayak kayıyorum. Hayır. Son 4-5 yıldır kayamıyorum. Sol dizimde çapraz bağım koptu. Spor travması. Kayamıyorum. Ama çok seviyorum. Filmlerini seyretmek de çok hoşuma gidiyor. Scuba şöyle, Şinasi Bingeli var benim arkadaşım. Türkiye'nin en eski balık adamlarından biri. İlk balık adam okullarından biri. Onun arkadaşı olup da dalmamak mümkün değil. 3 yıldızlı brevem var. 35 metreye daldım. Paris batırına daldım. Mağara dalışları yaptım. Bu koronadan sonra biraz ara verdim ama ilk fırsatta gene dalacağım. En büyük idealim Çanakkale'de çok yakın derinliklerde batıklar var. Onlara dalmayı batıklara çok arzu ediyorum. Dalma olayı öyle. İllüzyonistlik şöyle. İllüzyon çocukluğumdan yani beri hep böyle bir takım şey yapardım kendim. Mandrake ameliyat ettim. Biliyorsunuz illüzyonist olmak okulu yok. Yok, bir yok. Ustaya çırak olmanız lazım. Çırak 10 yıl onun peşinde koşmanız lazım. Çantanı taşımanız lazım. Öğretmez. Öğretmen onun sanatı çünkü o. Bir şansla sen Ahmet dedim. Bana illüzyon öğretir misin dedim. Allah rahmet eylesin. Sonradan akciğer probleminden kaybettik. Ve bana bir yıl boyunca ofisime geldi. Malzemeler getirdi. Ben izledim kendisini. Malzemeler getirdi. Beraber şovlar yaptık. Sigaralar kaybettik. Sigara günlerinde sigara yok ettik. İşte torbalara koyduk. Elinde kaybettik. İnanılmaz bir insan. Misyonda yüklediniz yani. Şu anda elimde zaten çok ciddi bir illüzyon koleksiyonu var. Setiniz mi var? Antikalar var. Antikalar. Onları biriktiriyorum. Sonra İllüzyon Derneği'ne Mandrake'nin adını armağan edeceğim. Çok düşkün olanlardan bir isim söyleyeyim size. Bilir misiniz bilmiyorum. Rahmetli Profesör Metin Ant çok düşkündü. Evet. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin hocalarından. Yani Metin Hoca hepimizin, bütün tiyatrocuların hocası sayılır. O da muazzam derecede meraklıydı şeye, illüzyona. Ben onun illüzyon gösterisini de Dil Tarih'te bir tarihte seyretme fırsatı bulmuştum. Yani çok bir şovu tatlı tamamlayabilirim. Bir şovu evet, tamamlayabilirim. Evet. İllüzyonist olarak. Kaç dakika?
Yani en az yarım saat insanları oyalayabilirim. Yani mendili baston yapmaktan tutun da. Yarım yani, saatten fazla illüzyon gösterisi de inandırıcılığını kaybediyor. İnsanın çünkü dikkati hemen oraya geliyor. Bir de hoş. Bir daha yapsana. Birlikte zaman. Yok. Valla yani. Bir daha yapınca olmuyor. Bir daha yapınca olmaz yani. Dikkat etseydiniz. Çok diyoruz. Güzel. Çok teşekkür ederim.